klasik dünyanın 7 harikası ya da eski dilde acayip bir sebai alem. Tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca antik dönemin 7 harikası adıyla da bilinir. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Günümüzde dünyanın 7 harikasından sadece Keops piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır. Dünyanın yeni 7 harikası ise İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda dünyanın 7 harikasına alternatif olarak seçilmiş ve 7 Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır. Fakat UNESCO ise bu seçimi oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ve klasik dünyanın 7 harikası listesinin korunmaya devam edeceğini açıklamıştır. Biz bugün klasik dünyanın 7 harikasını inceleyeceğiz. Dünyanın yeni 7 harikası olan alternatif harikalar ise bir başka videomuzda açıklanacak. Keops piramidi. Giza piramitlerinin üçü birden dünyanın 7 harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece Keops piramidi bu listeye girmiştir. Keops piramidi 4. hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Khufu Keops tarafından yaptırılmıştır. Yapımının 20 yılı aştığı sanılmaktadır. Piramit yapıldığında 145.75 metre yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. Keops piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen dünyanın 7 harikası arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır. Babil'in asma bahçeleri. M.Ö. 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat bölgede araştırma yapan arkeologlar Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in asma bahçelerine ait olup olmadığı düşünülmektedir. Babil'in asma bahçeleri klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Sanılanın aksine efsanevi bahçeler bir yerleri asılı değil, sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerine kurulmuştur. Artemis Tapınağı. Tapınak, Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Efes'te bulunan tapınağın temelleri M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır. Pazar yeri ve dini müessesi olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis'e ithafen yapılmış tapınak, Efes'te M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece 1-2 mermer parçası kalmıştır. Türkiye'deki antik kent Selçuk İzmir'de bulunmaktadır. Kral Mausolos'un mezarı Halikarnas Mozolesi. Halikarnas Mozolesi, Kral Mausolos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yaptırılmış ve yapımı M.Ö. 350 yılında tamamlanmıştır. Tabanının üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Süslü su mermerlerinden yapılmış lahit ve mezar odası podyumun üstünde bulunuyordu ve İonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıra sütunlar yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. 4 tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyor. Halikarnas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 metreydi ve 4 tarafındaki 4 heykelin her biri ayrı bir heykeltıraş tarafından yapılmıştı. Bu heykeller tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel bir yer tutar. 16. yüzyıl boyunca Halikarnas Mozolesi iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında St. John Şövalyeleri bölgeye girdiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin
neredeyse tüm taşları kullanıldı. Zeus heykeli. Zeus heykeli M.Ö. 450 yılında adına olimpiyat oyunları düzenlenen tanrıların kralı Zeus için olimpiyatlara ismini veren olimpiyada yapılmıştır. Zeus heykeli bir tahta iskelet üzerine altın, fil dişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon'un içinde yapılmıştır. Heykelin oturduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde, heykelin kendisi ise 12 metre yüksekliğinde idi. Fakat büyük bir yangın sonucunda yok olmuştur. Rodos heykeli. 32 metre yüksekliğinde demir ve taşlarla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından güneş tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Rodos heykelinin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel M.Ö. 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizlerinden kırılmıştır. Rodoslular Firavun Ptolemy 3. Ergoetes restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da bir kâhine başvurmuş fakat yardımını reddetmişlerdir. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe şeklinde kalmıştır. 654 yılında Araplar Rodos'u fethetmiş fakat heykelden kalanlar Suriyeli bir Yahudi'ye satılmıştır. İskenderiye Feneri. Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacıyla Mısır'ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros adasında yapılmıştır. Proje Büyük İskender'in komutanları Ptolemy Soter zamanında M.Ö. 290 yılları sonunda başlamış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 metre yüksekliğindedir. Sadece harikaların değil, bugüne kadar yapılmış fenerlerin en yükseğidir. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunan tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fenerin en gizemli yanı gündüzleri bile ışık kaynağını denize yansıtmak amacıyla tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yapılıyor. Böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 kilometre mesafeden görülebiliyordu. Yapı bir dizi depreme kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü. Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde çöktü. Sonunda 1480'de Memlük Sultanı Khalid Bey tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanmak üzere tamamen yıkıldı.